Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 40 gün. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır arkadaşlar. Biliyoruz çok yoruldunuz. Biliyoruz artık bitsin de kurtulsak diyorsunuz. Ve matematikte, fende, Türkçe'de, inkılap tarihinde, İngilizce'de hatta ve hatta dinde bile bazen hatanız çıktığı zaman moraliniz bozuluyor, üzülüyorsunuz ve artık şu iş bitse de kurtulsak diyorsunuz. Az kaldı arkadaşlar. Sabır acıdır. Biraz acı çektiniz ama meyvesi tatlı olacak inşallah. Çok güzel lise günleri sizleri bekliyor. Dolayısıyla sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Bu 40 günü de çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Burada şu çok önemli. Arkadaşlarımızdan gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz ve öğrencilerimizden Ahmet Reis ve Abdurrahman gibi değerli arkadaşlarımız demişler ki: "Hocam sözelim kötü. Sözele nasıl çalışmalıyım? Ders ders anlatır mısınız?" demiş. Şimdi sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle sözel derslerde Milli Bakanlığı'nın en çok dikkat ettiği şey okuyan öğrencinin kazanmasını istiyorlar. Yani sayısalda da tabii ki yoruma dayalı sorular var ama sözel derslerde öğrencinin kitap okuma yeteneği nedir? Okuduğu metni anlayabiliyor mu? İnkılap tarihinde de böyle, dinde de böyle, Türkçe'de zaten böyle. Size bir paragraf veriyor, bu paragrafı yorumlamanızı istiyor. Peki bizim sözel derslerde sıkıntı yaşamamızın temel sebebi biz artık gözlerimizle maalesef ben de artık birazcık az kitap okumaya başladım ama çocukken daha fazla okuyordum. Sizin yaşınızdayken en azından daha fazla kitap okuyordum. Neden? Çünkü benim çocukluğumda bu yoktu arkadaşlar. Yani insanları ekrana kitleyen internet, Instagram, işte başka ne vardır? WhatsApp, e, YouTube buna benzer şeyler yoktu. Bu açıdan biz biraz şanssızdık ama kitap okuyorduk. Bu açıdan şanslıydık. Peki hocam ne alakası var? Şöyle. Arkadaşlar burada kitaptaki metinleri okuduğunuz zaman, satırları takip ettiğiniz zaman birincisi hayal gücünüz gelişiyor. Bu satırları okuduğunuz zaman Beyninizde buradaki şeyleri oluşturuyorsunuz, görüntü oluşturuyorsunuz. Ama videoda açıyorsun direkt izliyorsun. Burada diyor ki Ahmet içeri girdi diyor. Sen kafanda bir Ahmet canlandırıyorsun. Sarı olabilir, esmer olabilir, uzun olabilir, kısa olabilir. Kıyafetlerini canlandırıyorsun ama burada zaten Ahmet'in içeri girişini net gösteriyor. Dolayısıyla dolayısıyla maalesef hayal gücümüz ekran bağımlılığı yüzden azaldı. Peki ne yapacağız hocam? Arkadaşlar son 40 gün telefonları kaldırın. Bilgisayar ekranlarından uzaklaşın. Ben sizin yerinize olsam en az 5 net daha artırır. Bakın net söylüyorum. Eğer 90 net yapıyorsanız 5 net de artıramaz ama 50 yapıyorsanız 55, 60 yapıyorsanız 65, 70 yapıyorsanız 75 net artmanızı sağlar. Bu son 40 gün ekrana bakmazsanız. Ne demek hocam ekrana bakmamak? Şu demek televizyon izlememek, tablet izlememek. veya da başka ne diyebiliriz? İşte Fortnite'dır, Brawl Stars'dır, GTA'dır bu tarz oyunlardan kendinizi soyutlamak. Çünkü ekran sizin beyninizin yorumlama yeteneğini öldürüyor arkadaşlar. Ama kitap okuduğunuzda veya soru çözdüğünüzde ister istemez düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ama sözel derslerde zayıf olan öğrenciler maalesef ki böyle kitabı gördüğü zaman, soruyu gördüğü zaman, metni gördüğü zaman Allah bıktım, yeter, sıkıldım diyor. Çünkü alışmış o güzel görsellere, e, bilgisayar oyunlarındaki, YouTube'daki, Instagram'daki işte başka ne var bilmiyorum. Onlarda görüntülere alışmış ve bu yüzden de Kitaplar sıkıcı geliyor. O zaman arkadaşlar birinci kuralımız neymiş? Ekranı durduruyoruz ve bol kitap okuyoruz. İkincisi ders dersler anlatmak istiyorum. Türkçe'de soruları çözerken anlam bilgisi yorumlama yeteneğini geliştiriyorduk. Burada bol bol paragraf çözmeniz gerekiyor. Burada zaten mutlaka paragraf paragrafon, paragrafons gibi kitaplarımızdan sorular çözmüşsünüzdür. Bir de aynı zamanda günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımız var. Bu da çok güncel, mükemmel bir kitap. Buradaki soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu sorular... Günde 15 paragraf çözdüğünüzde gerçekten 40 gün içerisinde çoktan biter. Rahatlıkla da paragraf yeteneğinizi geliştirirsiniz. Dil bilgisi ise Konu eksiğiniz varsa yani fiilimsi, cümlenin ögeleri, fiil çatısı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri, anlatım uzukluğu... ...bu konular esasla çok zor değil. Atla deve değil. Bunlarla alakalı konu eksiğiniz varsa onları çalışın. Sonrasında yine bol bol soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani dil bilgisi soru çözülerek hallediliyor ama anlam bilgisi, yorumlama yeteneği soru çözsen bile, buradan soru çözsen bile... O esnada hala ekran bağımlılığın devam ediyorsa maalesef soruyu okurken dikkatin dağılıyor. Yani sen burayı okuyorsun ama beynin Fortnite'da. Sen burayı okuyorsun ama aklın Brawl Stars'a. Sen burayı okuyorsun ama aklın YouTube'da. Dolayısıyla konsantre olamıyorsunuz. Ve maalesef ki beyninizin içindeki yorumlama hücreleri zarar görüyor arkadaşlar. Benim size söyleyebileceğim en büyük tavsiye bu 40 gün içerisinde ekrandan uzak durmanızdır. Devam ediyoruz. Bilgiye dayalı sorularda dil bilgisinin temel kurallarına dikkat etmeniz lazım. Yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiilin eklerini unutmamanız lazım. Ve fiille ile fiilimsi karıştırmamanız gerekiyor. Dil bilgisi terimlerini iyi öğrenmeniz lazım. Zaten geçmiş yıllardaki sorulara baktığınızda benzer şeyleri soruyorlar. Detaylı tekrarda, son tekrarda bunları size güzel güzel anlatacağız. Eski videolarımıza bakarak da yeniden tekrar edebilirsiniz. İnkılap tarihine geldiğimizde çok önemli bir taktik var. O da şu. İnkılap tarihinde arkadaşlar şöyle kronolojik bir olay anlatılıyor esasında. Yani işte coğrafi keşler oluyor. Ardından ee, Rönesans oluyor, reform oluyor, sanayi devrimi, Fransız İhtilali, Birinci Dünya Savaşı, işte Kurtuluş Savaşı, İnkılaplar, İkinci Dünya Savaşı böyle bir olaylar bir sıralama içerisine gidiyor. Buna biz kronoloji diyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var. Bizi esas ilgilendiren şey İnkılap Tarihi dersinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yapmak istediği Türk halkına kazandırdığı Türkiye Cumhuriyeti. Bunu bilirken yani buradaki olayları dinlerken, okurken, anlarken milli bağımsızlık, milli egemenlik, laiklik ve çağdaşlaşma kavramları. Bir de milli birlik ve beraberlik var. Bu kavramların ne olduğunu bilip bu kronolojik zeminde gördüğünüz her olayı bu dörtlüye yerleştirmeniz gerekiyor. Yani işte Kuvayi Milliye oluşturuldu. Bu milli bağımsızlıkla alakalı. Büyük Millet Meclisi açıldı. Milli egemenlikle alakalı. İşte şapka kanunu geldi. Laiklik ve çağdaşlaşma. Laiklik geldi. Laiklik ve çağdaşlaşma. İşte ee, diyelim ki Topyekün mücadele, milli birlik ve beraberlik. Yaşanan her bir olay bu dört seçenekten birine gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burayı iyi bilirseniz olayların ne olduğunu anlarsınız. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk esasında milli bağımsızlık yani ülkeyi kurtarmak istiyor. Bunun için de milli birlik ve beraberliği sağlaması lazım. Çünkü tek başına ülkeyi kurtaramaz. Milli egemenlik ise ülkeyi kurtardırırken ve kurtardıktan sonra da halkın ülke yönetmesini istiyor. Yani milli irade yani cumhuriyet yani Büyük Millet Meclisi'nin açılması yani seçimler. Layıklık ve çağdaşlaştırma ise en sonda artık madem cumhuriyeti ilan ettik madem ülkeyi kurtardık bundan sonra modernleşebiliriz. Medeni kanun getirebiliriz şapka kanunu getirebiliriz ölçüleri değiştirebiliriz diyecek. Bu ise sonlara doğru olan bir şey. Dolayısıyla bu dört başlığı iyi bilmeniz lazım ve kronolojik zeminde bunları yazmanız lazım. Yani konuları dinledikten sonra bizim videolarımızı izleyebilirsiniz kendiniz çalışabilirsiniz aklında kalanları nota döktüğü ya. Bence böyle kronolojik bir şekilde yazın. işte Amasya Genelgesi oldu. Sonra Erzurum Kongresi oldu. Sonra Sivas Kongresi oldu. Sonra şu oldu. Oradaki bazı olayların milli bağımsızlıkla mı alakalı, milli egemenlikle mi alakalı olduğunu bilin. Mesela diyelim ki Mondros Ateşkesi direkt milli bağımsızlığımıza bir saldırıdır. Niye? Ordumuzu el koyuyorlar, haberleşme araçlarımıza el koyuyorlar, ulaşım araçlarımıza el koyuyorlar. Bunu bilin yani. Buna benzer mantıkla ilerlediğinize rahat rahat soru yapabilirsiniz. Layıklık ve çağdaşlaşma da inkılaplarda da ilkelere göre hareket edeceksiniz. İşte cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık bu 6 ilkeye göre olayları yine irdelemeniz gerekiyor. Bu şekilde sanki sınavda kopya çekmenize izin vereceklermiş ki büyük bir kope kağıdı hazırlarsanız ve bunları buraya dizerseniz emin olun inkılap tarihinde bir soru bile kaçırmazsınız. İngilizceye geldiğimizde bilmediğiniz kelimeleri duvara asabilirsiniz ya da küçük kelime kartları yaparak bu kelime kartlarıyla yanınıza gezdirip farklı farklı yerlerde karşılaştığınızda bu kelimeleri aklınıza tutabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela çikolata markalarını düşünün. Her yerde karşımıza çıkıyorlar. Peki biz onları gördüğümüzde hemen çikolata alıyor muyuz? Almıyoruz. Ama o marka zihnimize yerleşiyor ve markete gittiğimizde diyoruz ki, "Aa ben bu markadan alacağım." Niye? Bunu televizyonda gördüm, YouTube'da gördüm, otobüste gördüm, metroda gördüm, sokakta gördüm, billboard'da gördüm. Bu demek ki iyi bir marka, ben bunu alacağım diyoruz. İşte marka kendi zihnimize kazanmak için bizim farklı farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Siz de İngilizce'de bilmek istediğiniz, unutmak istemediğiniz kelimeleri veya fende de olabilir veya inkılap tarihinde de olabilir hiç fark etmez. Yani derslerde aklınıza çıkmasını istemediğiniz şeyleri masada çalışmayın. Veyahut da okuldaki sıranıza çalışmayın. Kütüphanede çalışmayın. Atın cebinizde o kelimeleri kartlara farklı farklı yerlerde görmeye çalışın. Farklı farklı yerlerde gördüğünüzde emin olun günde 50 kelimeyi rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. Hiç... Zamanınız almaz hiç yorulmazsınız. Bunu sadece İngilizce ders için değil diğer derslerde de kullanabilirsiniz. Ve İngilizce arkadaşlar iştir kelime. Size asla şöyle bir şey sormayacaklar. Hev mi gelir hez mi gelir? Hmm, hadi bakalım söyle. He she de ne olur? Böyle şeyleri sormuyorlar. Gramer sormuyorlar. Direkt kelimeleri soruyorlar. Hatta bazen resim koyup bu resmin ne hangi kelimeye denk geldiğini soruyorlar. Dolayısıyla kelimeleri öğrenin. İngilizceyi de inşallah fullleyin diyorum. İngilizce bir kelime söylüyorum. Din dersine geldiğimizde ise Bismillahirrahmanirrahim demeniz lazım her soruyu çözerken. Şaka yapmıyorum. Ve zaten biliyorum diye de es geçmeyin arkadaşlar. Yani ya biz Müslümanız herhalde ya demeyin. Bazen öğrenciler emek, rızık, kader, tevekkül kavramlarını unutuyorlar ve dinden bile birkaç tane hata yapabiliyorlar. Dolayısıyla mutlaka soru çözün, düzenli test çözün arkadaşlar. Sessizce sıkı sıkıya çalışın ve bırakın başarı sesiniz olsun. Bu ne demek? Etrafınızdan bazıları ne yapıyorsun, ne oldu, hala çalışıyor musun, olmayacak ki falan filan diyebilirler. Ama bazıları ise kayboldu dikkatini çekti mi? Bazı arkadaşlarınız okula bile gelmiyorlar. Bazı arkadaşlarınız hiç göremiyorsunuz. Nerede onlar? İşte onlar sessizce sıkı sıkıya çalışıyorlar ve onlar başarıyla seslerini duyuracaklar. Siz de onlar gibi kaybolun, sessizleşin, ekranları kapatın ve son 40 günü çok iyi değerlendirip hayallerinizdeki liseyi kazanın. Burada arkadaşlar sizlere çok çok önemli bir tavsiyemiz daha var son tekrar setimizi mutlaka alın arkadaşlar. Neden? Çünkü LGS son tekrar setinde tüm derslerde sadece Türkçe'de, matematikte ya da fende değil tüm derslerde her şeyi sizlere tek tek sorulara uygun bir şekilde taktik, soru ve son taktikle Özetledik arkadaşlar. Bu son tekrar kitaplarını LGS son tekrar Türkçe, İngilizce, İnkılap Tarihi, Din, fen, matematikte direkt sorulara uygun bir şekilde tekrarlarınızı yapın ve ardından da hayallerinizdeki listelere girin arkadaşlar. LGS son tekrar seti çok çok değerli. Bunu zaten son tekrar kampımızda da kullanacağız. Kendiniz de buradan tüm konuları güzel güzel tekrar edip bitirebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Burada da taraftarın kaynaklarını söylemiştik. Ödülü sorumuz sizleri bekliyor arkadaşlar. <laughs>